ensuperhaber.com Türkiye'nin en süper haber portalı. Gündem, ekonomi, siyaset, spor, sanat. ensuperhaber.com'un sunduğu Mehmet Öndül Show devam ediyor. Efendim şöyle bir hiç durmadan böyle bir alkışlarımız yine devam etsin. Devam etsin, devam etsin. Alkışlarımız böyle bir devam etsin. Şöyle bir kim alıyoruz buraya? İbrahim Dizlek diyoruz. Sana bir mektup yazdım. Okusan da olur, okumasan da. Zarfın içine bir de resmimi koydum. Dokunsan da olur, dokunmasan da. Belki sözlerim seni üzecek. Belki sitemlerim ağır gelecek. Biliyorsun, biliyorsun bunların hepsi gerçek. Anlasan da olur, anlamasan da. Senden sonra kimseyi sevemedim. Can dedim, dost dedim, yar demedim. Sana bir de kırmızı gül gönderdim. Koklasan da olur, koklamasan da. Arayıp sormadın sen beni bir. Eskiden vefasız değildin gülüm. O beyaz kefene sarıl. Kefene sarıldım gün, anlasan da olur, anlamasan da. Anlasan da olur, anlamasan da. Anlasan da olur, anlamasan da. Kavuşmaktır sevenlerin umudu. Ben hiç kaybetmedim umudumu. Sana gönderdiğim bu son mektubumu saklasan da olur, saklamasan da. Hasret işgal etti gönül kapımı. Yokluk esir aldı kara baktımı. Dünyaya kapadığım gönül kapımı yoklasan da olur, yoklamasan da. Neredeyim, nasılım sormadın bir gün. Sen eskiden böyle vefasız değildin gülüm. O beyaz kefene, o beyaz kefene sarıldığım gün. Ağlasan da olur, ağlamasan da. Arayıp sormadın sen beni bir. Eskiden vefasız değildin gülüm. O beyaz kefene sarıldım. İster ağla, ister ağlama. Nasıl ama ya? Felaket. Ağzına yüreğine sağlık. Allah Şav kardeşim, teşekkürler size. Evet. İbrahim Baba hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Dostuma da teşekkür ederim. Aynı zamanda kasette düetiydi. Vallahi var olsun. Ona geleceğim. Biraz sonra onunla ilgili konuşacağız. Şu ağzına yüreğine sağlık. Çok da güzel, sağ hoş olsun. Olmuş. Alkışı almıştık değil mi? Aldık mı? Peki bir daha alalım. Eyvallah, sevgili İbrahim. Teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. İbrahim Baba, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duygularınızı alayım. Ondan sonra nasıl istersen öyle oturalım. Hava biraz sıcak. Sıcak. Sizler de sıcaksınız. Teşekkür ediyorum. Her şey güzel. Programda olmaktan büyük bir onur ve şeref duyuyorum. Herkese başarılar diliyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Efendim çok teşekkürler. Teşekkürler, sevgiler, saygılar. Ben hemen şöyle bir konuklarımın yanına geçeyim. Gerçi hiçbirisi burada misafir değil. Hepsi ev sahibi çünkü. Böyle ben programın hani diyorlar ya doğal olarak. İki senede buradayım, hep doğalara gidiyoruz kardeşim. Tam adamlarını bulmuşsun bu hafta işte. Hep doğal. He, Kur'an. Şahap Baba, yeni bir çalışma var mı yok mu? Zaten yeni çıktı albüm. Bu ne kadar zaman oldu? Ha, bir ay oldu. Bir ay. Olmadı da belki. Yo, ben niye öyle soru bir soru sordum? Yani çok zor bir soru sordun aslında. Aslında bizim bağlamacı firar etmişti ben konuyu kurtarmak için. Eyvallah. Albüm yeni çıktı. Demin okuduğum ilk çıkışta okuduğum şarkı Dolanır şarkısına klip çektik. Dolanır başım dolanır. Yani şu anda çok da iyi maşallah. Çok iyi. Şarkının sahibi de Sayın İbrahim Dizdek. Onun şarkısıdır. Zaten biraz sonra İbrahim Baba düşmeyi dinleyeceğiz değil mi? Ya. Onu finale mi saklayacağız? Herkes beklesin o yüzden. Mikrofondan konuşabiliriz. Nasıl uygun görürsünüz. Teşekkür ediyorum, bana. Teşekkür ediyorum. Yani bu gece ekibimiz çok güçlü, onu söyleyeyim. Evet, evet. Bu gece hem stüdyodakiler, sizle ilgili konuklar, hem ekran başındakiler yandınız. Vallahi değil mi? Tabii. Şöyle bir kardeşime mikrofonu uzatırsak, Eda çok da mütevazidir böyle gerçekten. Senin bu albümün bir kaç ay oldu değil mi? Tutturacağın az kaldı abi. Şimdi benim bu albüm bir sene oldu. Çünkü niye? Daha önce Eda bana gelmişti. Tabii tabii. O zaman işte o albüme evet, gelmiştik. Evet. Daha yeni çıkmıştı o zaman. Evet. Biz şimdi yeni projeye, İbrahim Hoca ile beraber çok güzel eserleri var. Babamın da yine öyle. Benim zaten beste açısından hiç sıkıntım yok. Çok şükür. Ya bu ekibe beni de alın vallahi ya. Seyfi Doğanay var, İbrahim Dizdek var, Şahap Akagün var, Malamini ha Malamini. Vallahi ben de gelmek istiyorum çünkü orası beste kaynağı. Ben biliyorum, biliyorum, vallahi biliyorum. Ben bu arada bizim bu gencecik kardeşlerimiz, folklorcu arkadaşlarımız Sarı Maşo, Bitlis Halk Oyunları'na çok teşekkür etmek istiyorum. Onlara bir alkış gelsin gerçekten. Bu sevgili dostlarım yaklaşık bir iki seneye doğru gidiyoruz. Beni yalnız bırakmıyorlar. Çok teşekkür ediyorum onlara. Ve ayrıca ben sürekli diyorum ki bizim şu andaki yapımımız biliyorsunuz iç yapımıdır. Yani Alo Velo Nizam kimin bunun sponsorluğunda değildir. Ben bu konuyla ilgili de sevgili Ekrem İncel'e çok teşekkür etmek istiyorum. Hürmetlerimi göndermek istiyorum. Gerçekten yaklaşık iki senedir bizim programımız böyle. Hem daha önce biliyorsunuz başka kanaldaydık. Şimdi bu Süper TV'ye geçtik. Çok çok iyi bir konuya temas ettin. Sadece Mehmet Ödül Show değil, bu kanalda birçok arkadaşımız, buna ben de dahil olmak üzere, Sayın Ekrem İncel bizleri sizlerle buluşturdu. Hiçbir madde gözetmeksizin, hiçbir şeyden kaçınmaksızın. Ben de ona buradan çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler. Ben bazen diyorum, bana kızıyorlar. Diyorum ki paraları alıp işte isimlerini de sayamıyorum. Bizim köyün zozanı vardı, Kareze, Miami'ye, oraya buraya yatırmayın. Bak televizyonlara yatırın ki böyle değerli sanatçı arkadaşlarımızı sizlerle buluşturalım ya da bizler gelip sizlerle buluşalım. O yüzden gerçekten bütün iş adamları keşke öyle o Van'da da özellikle lafım, ben biraz manalı konuşayım, Van'a gönderiyorum, bazı yerlere gönderiyorum. Paraları böyle televizyonlara yatırın, başka yerlere yatırmayın, Amerika'ya götürmeyin. Vallahi buradaki insanların ihtiyacı vardı. O yüzden Ekrem İncel'e bir alkış alayım. Ben bu arada bir türkü okuyayım. Okuyayım bir tane. Şimdi bazı sanatçı arkadaşlarımız var, diğer televizyonlarda seyrediyorum. Konuk alırlar, konuğa iki türkü okuturlar, kendileri beş tane türkü okuyorlar. Bir de ele var. Sen onlardan değilsin. Yok, ben onlardan yok, değilim. Yok. Ben buraya yazıyorum kardeş. Kimsen hakkı kimsen geçmesin. Ya ne gereği var? Bu arada yine benim sevgili sanatçı arkadaşım Bedrettin Coşkun aramızdadırlar. O da bizi ziyaret etmeye gelmiş. Ona bir alkış gelsin. Sevgili Bedrettin kardeşime teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben biraz önce Erdem abiyi gördüm. Sana bir sürpriz, bak hiçbirimize değil, sana bir sürpriz yapacakmış ama neydi bilmiyorum. İlerleyen şimdi saatlerde. Ha, öyle mi yapalım?
Hiç anlatmayalım. Bakalım sürprizi nedir bize? O zaman bu reklam dönüşünde o sürprizimizi halledelim. Öyle he. İdeal çoraplarla ilgili, Erdem abiyle ilgili. Bir la alalım arkadaşlar. Şöyle bir uşak dolaşalım. Ben de böyle oturayım buraya. Bir de alkışımızı alalım tabii ki. Helamın edi koç ay belde tenabinim helamın edi koç seni kılsusuna açır bini açır binin ve zeket ve beyde iştavan edigerim ve leden alika khena binim tena Teşekkürler, saygılar. Biraz önce dışarıda otururken Ekrem İncel bana demişti, ey Dilber'i oku. Dedim ki bağlantı içerisinde yapayım ama bunu okuduktan sonra ilerleyen saatlerde inşallah Dilber'i okuyacağız. Şahap Baba, Kerem Kez hayranat deme. Evet, şöyle bir elleri alalım sevgili Şahap için. Evet. Ben Dilek'e bırakmışım. Dilek ne gelirse okuyacağım. Thank you.
şeytanlar gizlenmiş güzel yüzünden, senin özün ile sözünde yalan. Aşkım diyordun ya, bak bundan sonra senin adın hain, soyadın yılan. Canım diyordum ya, bak bundan sonra senin adın hain, hain, soyadın yılan. Bile bile yaktın seven gönlümü, vay vay. Bile bile yıksın garip ömrümü, vay vay. Sen başıma ördün bu kördüğümü, vay. Senin adın hain, soyadın yılan. Bile bile yaktın seven gönlümü, vay vay. Bile bile yıktın garip ömrümü, vay vay. Sen başıma ördün bu kördüğümü, senin adın hain, hainli, soyanın yılan, aşkın beni sana kul etti. Bu sevda gönlümü yakıp kül etti. Yaptığın yanlışlar le canıma yetti. Senin adın hain, hain, soyadın yılan. Yaptığın yanlışlar canıma yetti. Senin adın hain, soyadın yılan, yılan. Bile bile yaktın seven gönlümü, vay vay. Bile bile yıksın garip ömrümü, vay vay. Sen başıma ördün bu kördü, vay. Senin adın hain, soyadın yılan. Bile bile yaktın seven gönlümü, vay vay. Bile bile yıktın garip ömrümü, vay vay. Sen başıma ördün bu kördü. Evet, gelsin. Bile bile yaktın seven gönlümü, vay vay. Bile bile yıktın garip ömrümü, vay vay. Sen başıma ördün bu kördüğümü, vay. Senin adın hayır, senin adın hain, soyadın yılan diyor. Kim diyor? İbrahim Dizdek yazıyor, Şaban Kagün söylüyor. Bu da bir İbrahim Dizdek şarkısı. Efendim, ikinizin de yüreğine, ağzınıza sağlık, teşekkürler. Sana bir şey anlatacağım Ömer abi. Geçen hafta ben, sevgili İbrahim Dizdek, sevgili Eda Doğanay gittik imparatoru ziyarete, İbrahim Tatlıses'i. Bakın, iyi dinleyin. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Dizdek'le ilgili bir tweet atmıştı İbrahim abi. Neyse, biz de ona bir yadayı ziyarette bulunduk.
Gerçi ben her gün başının belasıyım, her gün yanındayım da. Dizdek de geldi. Şimdi ben oturuyorum, Dizdek geldi Mehmet abi. Dedi oğlum tek tek gelin ulan. Bela mısınız ulan? Tek tek gelin ulan dedi. Bir tane bir etmeyeyim ikinci geldi. Onu da çok seviyorum İmparator biliyorsunuz. Valla gerçekten çok çok güzel bir kalem. Yemin ediyorum çok güzel. Evet. Sen de ağzına yüreğine sağlık. Allah teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Reklama gidiyoruz değil mi? Gitmeden önce ben pazartesi günü İzmir'deydim. Niye acele ediyorum şu anda? Biraz önceki reklam arasında aradılar bizi. Yolda giderken bir tesiste durup bizi izliyorlarmış. Mehmet Demir'in kardeşimizin sünnet düğünündeydik İzmir'de, Buca'da. Böyle hani diyorlar bahçe düğünü. Yüzlerce insan vardı. Çok da güzeldi. Mehmet Demir gözlerinden öpüyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Kısa bir aradan sonra buradayız.